İyi akşamlar arkadaşlarımız, dinleyiciler. Bu sohbet toplantımızı Uyanış Festivali kapsamında yaptığımız bu sohbet toplantımıza hoş geldiniz. Ben Metin Karakaş. Birazcık kendimi tanıtmak istiyorum size. Ben Farkındalık Meditasyon Kabul Bilgelik Atölyesi kurucu üyesi ve eğitmenlerinden biriyim. Aynı zamanda uluslararası The Work kolaylaştırıcısıyım. Bunun dışında birazcık özgeçmişimden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuyla ilgili olduğu için, yoksa başka bir manası yok. Ben 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden kimya mühendisi olarak mezun oldum ve yaklaşık 30, ondan sonra bitirdikten sonra bir master eğitimi için yurt dışına gitmek imkanını buldum. Ve bu master eğitimim sonucunda Amerika'da kalarak uluslararası iki şirkette 30 sene kadar çalıştım. Bu niçin önemli? Şu açıdan önemli. İş hayatında birçok sizler gibi, çalışanlar gibi stresli ve acı veren düşüncelere inanma fırsatım oldu, deneyimlemek fırsatım oldu. Birazcık bu konuda tecrübeliyim. Peki kişisel gelişimle tanışmam nasıl oldu? 2000'li yıllarda Amsterdam'dayken başladı bu süreç ve 2004 yılında Amsterdam'daki bir Byron Katie'nin verdiği bir seminer sırasında The Work ile tanıştım. Tanıştık daha doğrusu eşimle birlikte. Ve bu tanışma sürecinde çok benim ilgimi çekti ve çok sevdiğim bir konu The Work. Ve 2009 yılında The Work School'una katıldım. 4 senelik bir eğitimden sonra 2014 yılında uluslararası kolaylaştırıcı olarak, bu arada benim kedim yanıma geliyor ve ekranı kapatıyor. Kolaylaştırıcı olarak 2014 yılında mezun oldum. Eşimle birlikte ondan sonra Türkiye'de değişik seminerlerde The Work tanıtımı ve uygulamalarında bulunduk. 2019 yılında da The FMK Bilgelik Atölyesi'ni kurduk eşimle birlikte ve The Work diğer work kolaylaştırıcıları ile birlikte uluslararası Türkçe konuşan bu eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu kadar benim özgeçmişim hakkında. Asıl konumuz tabii ki bu akşam iş yerinde kendimiz olmak. Bu nedir? Ne demek istiyoruz? Bunu biraz açmak istiyorum. Benim tanımıma göre iş yerinde kendin olmak, yani bazıları için kendin olmak, diğerlerinden farklı olmak gibi yazılıyor şeyde, bazı yayınlarda. Benim için tanımı şu: kendin olduğumuz zaman biz özümüze bağlıyız. Yani o zaman orada yani bir koşulsuz sevgi, kabul hali ve orada her türlü barış ve özgürlük mevcut. Yani orada hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sadece olduğumuz veya olmadığımız gibiyiz. Yani oradaki tanım benim için öyle. Bunun yani ne zaman kendimizde olmuyoruz iş yerinde özellikle, tabii ki bunun dışına çıktığımız zaman, yani bu kabul halinin, neşe halinin, huzur halinin veya barış halinin dışında olduğumuz zamanlar. Bunu da nasıl biliyoruz? Tabii ki bu düşüncelerimize inanır ve acı ve stres çekersek o zaman kendimizde değiliz demektir. Peki bu nasıl örnekler verebiliriz iş hayatından, yani iş hayatında kendimiz olmadığımız durumlara örnekler? Bu konuda ben birazcık araştırma yaptım. Amy Morin'in bir kitabı var. Bu kitapta zihinsel olarak güçlü insanların yapmadığı 13 şey şeklinde yazmış. Ben de bu kitaptan bazı düşünceleri aldım. Yani şöyle: o zaman güçlü insanların yapmadığı şey ne olabilir? Güçsüz insanların yaptığı, yani kendinde olmayan insanların yaptığı şeklinde yorumlayarak buradan hareket ettim. Ve bazı buradan örnekler aldım. Şimdi bunlardan bir örnek kendimize acımak. Yani iş hayatında kurban rolünü oynamak. Bu güzel bir örnek oluyor. Çünkü çoğumuz bu
tuzağa düşebiliyoruz. Nasıl diyoruz? Ben talihsizim diye bir düşünceye inandığımız zaman yapabiliyoruz. Veya benim durumum, benim sorunlarım başkalarından daha kötü yani diye şeklinde bir düşünce olabiliyor. Veya benim sorunlarım çok hızlı bir şekilde birikiyor. Başkaları için değil ama benim için bu böyle diyoruz. Veya benim hayatım çok çetin ve bunu kimse anlayamaz diyoruz. Veya iş yerlerimiz çok adaletsiz. Başkalarının işleri kolay ama benimki zor diyoruz. Bu şekilde kendimizi acıyoruz ve bu da kendimizde olmadığımız durumlar için bir örnek olabiliyor. Bir başka durum ise ne olabilir? Gücümüzü başkalarına vermek. Bunu nasıl yapabiliriz? Yani özellikle bunun çok sık yapılır iş hayatında. Birisi özellikle ki ondan takdir ve onay bekliyorsanız, size birisi geri bildirim verdiğinde ve bu sizin beklentilerinizle uyuşmadığı zaman bu düşünceler sizi incitebilir. Ben bunu yaşadım şahsen kendi deneyimimde. Yani şöyle bir düşünceye inanırsak, patronumun geri bildirimi beni incitiyor, üzüyor şeklinde olabilir. Ve bunun sonucunda ne yapabiliriz? Bu kişilere geri dönülmeyecek şekilde bir tepki gösterebiliriz. Veya hedeflerimizi başkalarının düşüncelerine göre değiştirdiğimiz zaman, o zaman ne yapıyoruz? Gücümüzü iş yerinde başkasına veriyoruz. Veya bazen de suçluluk duygusu duyarak, çekerek yapmak istemediğimiz şeyleri yapıyoruz. Bu konuda sınırlarımızı belirleyemiyoruz gibi. Bu da bir şekilde gücümüzün başkasına vermek. Birisi geri bildirim verdiğinde bize bu ne demek? Özellikle bir iş yerinde patronumuz bir geri bildirim veriyorsa sadece sizin hakkınızda bir kendi düşüncesini ifade ediyor. Fakat benim kendimi incitmem benim işim. Fakat biz patronun verdiği geri bildirim beni incitiyor dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Bu gücümüzü ikinci kişiye veriyoruz. Halbuki onun öyle bir gücü yok. Ancak biz bir düşünceye inandığımız zaman bu bir şekilde kendimizi incitebiliriz. Yani bu şekilde de gücümüzü başkalarına veririz. Özellikle iş yerinde. Bir de nasıl ortaya çıkar kendimizde olmamak? Değişimden korktuğumuz zaman, yani kaygılarımız olduğu veya değişimle ilgili düşüncelerimiz şeklinde. Bunlardan bir tanesi ne olur? Konfor alanımızın dışına çıkılacağız ve rahatım bozulacak şeklinde bir düşünce olabilir. Veya bu değişiklikler yani hiçbir işe yararmayacak şeklinde bir karşı çıkış yaparız ve veya daha önce bunları denedim hiç çalışmadı şeklinde bir düşünce bizim değişimde olan korkularımız ortaya çıkabilir. Veya bu değişimlerin hiçbir yararı yok şeklinde de söyleyebiliriz. Benim bu konuda fazla bir değişime uyumlu olduğum için fazla bir şekilde çıkmadı ama bazılarımızda bu ortaya çıkabilir. En azından bu yazarın gözünde önemli bir etken olduğu söyleniyor. Bir de ne yapıyoruz? Kontrolü bizde olmayan şeylere, işlere odaklandığımız zaman gücümüzü tekrar veriyoruz ve kendimiz olamıyoruz. Yani şu şekilde, yani nedir? Patronum beni takdir etmeli şeklinde bir düşünceye inandığımız zaman ve de patronumuz bizi takdir etmediği zaman gücümüzü patronumuza veriyoruz ve o da bizde acı ve stres çekmemize sebep olur. Veya şu düşünce de olabilir, başarısız olursam bunun tek sorumlusu benim. İş yerinde biliyoruz, hepimiz bir ekip olarak çalışıyoruz. Bu da doğru bir düşünce olmayabilir çoğu zaman. Yani tek sorumlusu benim şeklinde bir düşünceye inandığımız zaman bütün sorumluluğu, kontrolü sanki bizdeymiş gibi başarılı veya başarısız olmak şeklinde acı ve stres çekebiliriz. Diğer bir unsur da iş hayatında ortamıza, karşımıza çıkabilecek başkalarının hoşuna gitme kaygısını yaşamak. Yani şöyle bir düşünce olabilir, başkalarının hissettiklerinden ben sorumluyum diye bir şekilde bir düşünce oluşabilir. Eğer onlara karşı başka bir şey görüş belirtirsem beni onaylamazlar, sevmezler, iyilik yapmalıyım veya bencil olmak kötü diye bir düşünce olabilir. Veya ben zaman zaman hayır diyemem şeklinde olabilir.
veya insanları etkilemem lazım. Bu da bize ne yapar? Merkezden çıkmamıza ve zaman zaman kendimizi yargılamamıza ve hoşnut olmamıza neden olabilir. Bir başka unsur da risk alamamak korkusudur. Yani burada yani her türlü riskten bahsetmiyoruz. Tabii bazen alınabilecek riskler var iş hayatında özellikle. Yani buna götüren neden de düşünce şu olabilir. Ben karar alamam veya doğru karar alamam veya doğru karar almalıyım. Veya ya bu karar alırsam en kötü senaryolar gerçekleşecek şeklinde düşünmek. Veya bunun sonucunda başkaları benim için en iyisini bilir şeklinde teslimiyetçi bir düşünce de olabilir. Veya sonuçlar her zaman şansa bağlı şekildedir şeklinde düşünmek gibi bir düşünce bizi merkezden, yani nedir o huzurlu neşe anından, barış anından alıp başka yerlere götürebilir. Bir noktaya geliyoruz. Buradaki önemli bir konu, çoğumuzun yaptığı şey geçmişe takılıp kalmak ve bunda ne yapıyoruz? Devamlı aynı filmi, aynı senaryoyu tekrar tekrar hayatımıza getiriyoruz ve bundan dolayı da pişmanlık duyuyoruz. Ve düşünceler şöyle, ya farklı bir yol seçseydim kariyerimde, işimde hayatım çok farklı olurdu şeklinde düşünebiliriz. Bu gerçekten sorgulanacak bir düşünce. Yani bu gerçekten doğru mu? Farklı bir yol seçseydin hayatın farklı olacaktı şeklinde. Veya keşke şunu yapmasaydım veya keşke şunu yapsaydım şeklinde kendimize verdiğimiz geçmişle ilgili tavsiyeler. Fakat geçmişte yaşamanın benim deneyimimde hiçbir faydası yok. Çünkü o zaman ne yapıyoruz? Geçmişe giderek andan uzaklaşıyoruz ve asıl yapmamız gereken şey yani huzur, neşe ve barış halinden uzaklaşıyoruz. Bir de yani önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. İş hayatında bu veya iş yerlerinde oldukça sıkça görünen başkalarının başarısına içerlemek veya kıskançlık diyoruz tabii ki bunun özet olarak. Eğer biz ben başarısızım diye bir kök inancımız varsa veya başarısızlığımı kamufle etmek gerekiyor diye bir düşünceye inanıyorsak başkalarına karşı o kişi çok hırslı veya o kişi bunu yaptı ama çok kötü bir insan şeklindeki bir düşünce olabilir. Veya hayatı onun hayatı benden iyi veya onun yaptığı sonuçları küçümsemek, aman canım bu da neymiş şeklinde bir düşünce yaratabiliriz. Bu da içimizdeki tabii ki kıskançlığımız kendimizin özümüzden kopmamıza ve ötekileşmemize, başkalarını ötekileştirmeye götürebilir. Bu da bir bütünden uzaklaştığımız zaman koşulsuz sevgiden bizi ayıracaktır. Ve tabii ki bu da kendimiz olduğumuz özümüze ait bir durum değil. Ondan sonra başka örnekler de var. Tek bir iş hayatındaki başarısızlıktan sonra havlu atmak, yani pes etmek. Bunun için de çok katı düşüncelere sahip oldum. Ben en azından öyle düşünüyorum. Yani şöyle bir düşünce olabilir. Başarısızlık asla kabul edilemez diye bir düşünceye inandığımız zaman bir tek deneyimden sonra hemen pes edebiliriz. Çünkü veya şöyle bir düşünce olabilir. Başarılı olacak kadar yeterli değilim. Bu çok yaygın bir kök inanç. Çoğumuzda olabilecek bir inançtır. Yani yeterlilik testinden hemen kendimizi sınıfta bırakırız ve pes etme durumu olabilir. Diğer bir hususta iş hayatında çalışanlarda görmek ne yapıyoruz? Tek başımıza zaman geçirmekten korkabiliyoruz. Niçin? Çünkü yalnız olacağımıza inanıyoruz. Halbuki bu doğru mu? Yalnız olmamız mümkün mü? Her zaman kendimiz varız. Veya şöyle bir düşünce olabilir, tek başıma olursam sıkıcı olur veya bazılarımız bunun için benim yalnız olmak için vaktim yok. Her zaman ben bir şeyler yapıyorum, meşgulüm veya sessizlik beni tedirgin ediyor şeklinde. Halbuki meditasyon bizim özümüze giden çok önemli bir yol. Kendimiz olmamızda neyin önemli olup olmadığını farkındalığı yaşamamızda çok önemli bir şeyi böylece yapmıyor olabiliriz. Bir başka unsur da kendimizi uzaklaştıran kendimizden hayatın bizlere borçlu olduğunu düşünmek. Yani bunda eminim çoğumuz
da bazen düşüyoruz. Yani şöyle bir şey var. Yani mutlu olmak benim hakkım. Yani bunu birileri bana verecek. Veya artık başarılı olmak için benim sıram. Bunu belki duymuşsunuzdur. Veya şöyle bir düşünce. Ben başarılı olmak için doğdum. Veya ben şu konuda uzmanım. Bu düşünceye inandığımız zaman ne yaparız? Beklentiler içine girebiliriz. Ve insanları ona göre tepki verebiliriz. Ve bu konuda da gerçekleşmezse o beklentilerimiz hayal kırıklığı, üzgünlük, acı ve strese neden olabilir. Bir önemli konu, son konu artık onu da bahsetmek istiyorum ki önemli bir konu benim için oldukça sık karşıma çıktı hayatımda, iş hayatımda. Çok çabuk sonuç beklemek. Yani iki şey yaptıktan sonra ya tamam benim sıram demek veya bunun çok uzun bir yol, bir süreç. Bunun bir kısa yolu olup İngilizce'de shortcut'ları aramak, yani kısa yolları aramak. Yani ben sabırlı olamamam gibi bir düşünce veya her şey çabucak olmalı, hemen gerçekleşmeli. Veya bunu destekleyen düşünceler, ya işler iyiye gitmiyor. Sabırsızlık, yani hemen sonuç görmek istemek. Veya kutlamayı çok ilerilere, ancak sonuç alırsam kutlarım şeklinde. Halbuki başarıya giden yolun bir bazen hani merdiven gibi düşünürsek yukarı çıkılacak bazı adımları var. Bunun hepsi kutlanacak. Her adım önemli. Ama biz hemen nihai hedefe kilitleniriz ve ancak o zaman kutlanırız. Ki bu çok önemlidir. Çünkü her başarıyı kutlamak, her sevinç anı daha büyük başarıları getirecektir. Bu benim için çok önemliydi. Çünkü çoğu zaman gerçek başarılarımın farkında tam doyumunu yaşayamadım. Çünkü hep gözüm bir ileriki adımdaydı. Bunu herkese öneririm. Her sabırlı olmak bu yolda çok önemli bir yetenek diye düşünüyorum. Peki şimdi bunları dedik. Yani bu düşünceler gelebilir. Bunlar bizi uzaklaştırıyor. Peki bunları ne yapacağız? Yani ne yapabiliriz? Yol nedir? Biz hep böyle bunlarla yaşamak zorunda mıyız? Cevap elbette ki hayır. Bu bir seçim. Şimdi Byron Katie'nin bir kitabı var. Çok güzel bir kitabı. Bu İngilizce'de. Maalesef bunun Türkçe'ye henüz çevrilmedi. Ama bu kitabın ismi Düşüncelerini Değiştir, Dünya Değişsin kitabından bazı alıntılar ben yaptım. Ve bunu okumak istiyorum size. Byron Katie diyor ki, bazılarımız için yaşam veya yaşamamız iş ve para hakkındaki düşüncelerimiz tarafından kontrol edilmektedir. Ancak bizim düşüncelerimizde netlik var ise nasıl olur da iş ya da para bir sorun olabilir? Değiştirmemiz gereken tek şey düşüncelerimizdir. Değiştirebileceğimiz tek şey de budur zaten diyor. Bu da çok iyi bir haberdir diyor. Yani bunları yaşamak zorunda değiliz arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde ne kendimize acımak ne de gücümüzü başkalarına vermek zorunda değiliz. Yeter ki biz bunun farkındalığını yaşayalım ve bu düşünceleri ne yapalım? Sorgulama odasına alalım ve burada bunları, bu düşünceleri sorgulayalım. Bu çok önemli bir şey. Buna biz the work diyoruz. Yani çalışma Türkçesi. Yaygın kullanışıyla Türkiye'de the work olarak da geçebiliyor. O yüzden ben bunu söylemek ihtiyacını hissettim. The work'te ne yapıyoruz? İlk önce bir farkındalık yaratmamız durumu var. Ne yapıyoruz? Bizi bu düşüncelerin farkında. Niye? Hangi düşünceleri? Bize acı ve stres veren düşünce. Eğer biz ben başarısızım şeklinde bir düşünceye inanıyorsak muhtemelen bu düşünce bizde acı ve strese sebep olabiliyordur. O zaman bunu nasıl farkına varacağız? Tabii ki duygularımız aracılığıyla bu düşüncenin bize acı verdiğini. Çünkü bu duygular nedir? Kızgınlık, hayal kırıklıkları gibi duygular ortaya çıkar ve biz bu düşüncenin o zaman tek yeri vardır, ait olduğu yer. O da sorgulama odasıdır. Sorgulamayı alırız. Nasıl yapacağız bu sorgulamayı? Çok basittir. 4 soru ve tersine çevirmelerle yaparız. Her önce bu düşüncenin kaynaklandığı bir durum buluruz ve bu doğru mu diye sorarız. Yani bu durumda örneğin
siz bir rapor yazdınız, menajeriniz sizi odasına çağırdı ve ben bu raporu beğenmedim dedi. Ve siz şöyle bir sonuca vardınız, ben işimde başarısızım şeklinde olabilir. Bu durumda bu doğru mu diye biz bunu sorgulayabiliriz, başlarız. Birinci soru budur, bunun cevabı evet veya hayırdır. İkisi de eşit derecede makbuldür. Sadece içimizden, kalbimizden hangi ses cevap geliyorsa onu söyleriz. Eğer cevabımız bu doğru mu, evet şeklinde olursa ikinci soru bunun doğruluğundan kesinlikle emin olabilir miyiz? Yani o durumda odaya gittik, karşımızda menajerimiz rapora baktı ve bunu beğenmedim dedi bu raporu. Benim başarısız oldum, gerçekten doğru mu bu iş yerinde? Bundan kesinlikle emin olabilir miyim? Ben bunu içselleştirerek gözümü kaparım ve o duruma tekrar giderim ve bunun doğruluğu olup olmadığını bir teste sunarım. Gene cevap evet veya hayırdır. Eğer hiçbir şekilde fark etmez, ikisi de eşit derecede makbuldür. Üçüncü soruya geçeriz. Ben bu düşünceye inandığım zaman nasıl tepki veriyorum, neler oluyor şeklindedir. Eğer ben başarısız olduğum düşünceye inandığım zaman bana gelen düşünceler şöyle olur. Bu durumda ben kendime kızıyorum, kendimi sevemiyorum, kendime menajerime çok söylediği şeyler çok güç veriyorum ve kendimi içinde güven içinde hissedemiyorum şeklinde olabilir. Bu şekilde bu düşünceye inandığımız zaman hangi tepkiler çıkıyor bizde onu deneyimleriz. Ondan sonra dördüncü soruda da bu düşünceye inanmasaydım kim olurduk onu sorarız. Ve bu düşünceye inanmasaydım, yani ben başarısız değil, başarısız düşüncesi bende olmasaydı ben kim olurdum? Ve aynı şeyler oluyor. Gene menajerim bana aynı şey geri bildirimde bulunuyor ve ben bu düşünceye inanmıyorum. O zaman ben rahat olurdum, daha güvende olurdum. Kaygı yapmazdım, geleceğe güvenle bakardım ve bu gerçekten hangisini bir dahaki raporumda değerlendirebileceğimi dikkate alırdım. Ve bundan sonra yapılacak adım da ben başarısızım, bunun tersine çevirmelerini yaparız. Bir tanesi tam zıttını yapmaktır, yani ben başarısız değilim. Yani bunun için örnekler, menajerim sadece bana raporu beğenmediğini söyledi. Bunun benim başarıyla veya başarısız olmamla bir alakası yok. İki, benim veya onun öyle bir gücü de yok şeklinde bir örnek olabilir. Menajerimin hani bana böyle bir şeyi, bu benim gücüm altında ve ben bu konuyu düzeltebilirim. Veya ben başarısız değilim çünkü kendime olduğum veya olmadığım bir şekilde sevgiyle ve şefkatle kucaklayabiliyorum. Bu da başarılıyım şeklinde bir testin doğruluğuna dair kanıtlar olabilir. Diğer bir durumda ben başarısızım. Benim kendim hakkındaki düşüncelerim başarısız. Eğer ben kendimin yetersiz olduğuna inanıyorsam bu düşünce başarısız. Gelecekte ben bu iş yerinde istemeyeceğim gibi bir kaygı yaratırsam bu düşünce de başarısız bir düşünce. Bunun için çok örnekler buluruz. Hangi düşüncelerin bizim için çalışmadığını netleştiririz. Bu da bizim daha hakikatle olan çektiğimiz acının sonlandırmasına giden güzel bir adımdır. Ve bu iş en azından benim deneyimim o. Şimdi ben bu toplantıya başlanmadan önce biraz tedirgin oldum. Tabii ki bu ilk defa biz atölye çalışmalarında Zoom'la yapıyoruz ve karşılıklı konuşmalar var. Burada bir ekrana konuşuyorsunuz ve karşınızda sadece bazı kişileri görüyorsunuz ve işte bazı semboller iniyor, çıkıyor. İşte kalpler, alkışlar falan veya başka şekilde. Ve bir etkileşme alanı yok. Ben biraz acaba nasıl olacak bu deneyim şekilde stres duydum. Ve eşim bana hatırlattı. Metin dedi, sen dedi, bu hani iş hayatında olduğun gibi bir duruma gittin. Yani ne yaptım? Ben yetersiz olacağım, yapamayacağım şeklindeki herhalde bir düşünce geldi o anda.
ve beni alıp götürdü. Ben de bir şeyler yapmak durumunda hissettim. İşte ne yapacağım? Ya işte bilgisayarımı düzgün yapmam lazım. İşte ya ışık nasıl olacak, ya ses olacak şekilde. Şekilde o düşüncelerle aldı beni, bir an için götürdü ama ben bunun farkında yaşadığım zaman ne oldu? Merkeze gelebildim ve daha rahat bir nefes alarak ben bu konuda yeterliyim ve yapabiliyorum şeklinde bir düşünceyle bu toplantıya başladım. Umarım da bu konuda yanılmamışımdır. Tabii ki yargılar size ait. Ben en azından kendimin bu konuda bu düşüncelerin beni ele geçirip beni strese sokmasına, o yani huzurumun yani merkezden çıkmama, tekrar merkeze dönmeme imkan verdim. Bunu da The Work yaparak sağladığımı düşünüyorum. Şimdi Byron Katie diyor ki bazı insanlar korku ve stresi onları para kazanmaya motive eden şeyler olduğunu inanıyor. Burada para kazanmayı şöyle diyelim, başarılı olmaya motive eden şeyler olduğuna inanır. Yani bazen kendimizi korkutarak veya strese sokarak başarıya ulaşabileceğimizi düşünebiliriz. Şunu söylüyor, diyor ki ama bunun doğru olduğunu gerçekten biliyor musunuz? Bir motivasyon aracı olarak korku ve stres olmadan aynı parayı yani veya başarıyı veya daha fazlasını kazanamayacağınızdan kesinlikle kesinlikle emin olabilir misiniz diyor. Benim motive olmam için strese ihtiyacım var. O bu hikayeye inanmasanız kim olurdunuz? Tabii ben bu hikayeye inanmasam ne olurum? Daha rahat olurum. Daha neşeli olurum. Yani yaptığım işi daha çok zevk alarak keyifle yapabilirim. Eğer bu düşüncenin benim üzerinde uzun süreler bu şekilde motive etti, başarılı olmam için strese girmem lazım şeklinde, bu bende bir öğrenilmiş kalıptı ve ben bunu farkındalıkla, farkındalığını yaşıyorum ve her zaman bunun bir seçenek olduğunun bilincindeyim ve ben bunu yapmak zorunda değilim. Her zaman bu bir seçim. Benim kendim olduğum zaman zaten her şey bana mevcut şeklinde. Bir de bazı insanlar çalışmayı özür dilerim. Ben çalışmalıyım bir inancına sahip. Yani burada bir mecburiyet söz konusu. Diyor ki Byron Katie, ben çalışmalıyım inancı hiçbir zaman gerçek olmamıştır. Bu diyor sizin kendinize verebileceğiniz bir hediyenin sevincinden uzak tutabilmeniz için tutunduğunuz bir yalandır diyor. Gerçekten yalan. Hiçbirimiz çalışmak zorunda değiliz. O da onu diyor. Kimse çalışmak zorunda değildir. Şimdiye kadar hiç kimse de bunu yapmak zorunda değildir diyor. Yani bir opsiyon. Yani bu yani bir zorunluluk haline geldiği zaman ne yapıyoruz? O zaman stresli oluyoruz. Halbuki bunu bu düşünce olmasaydı ne olurdu? Daha rahat olabilirdik. Bir de şöyle bir düşünce var. İşe gitmem gerekiyor. Yani burada bir gereklilik düşüncesi. Bir hayatımızı bir savaş bölgesi haline getirebilir. Halbuki bunu sadece işe gidersek, yani gerekiyoru bırakırsak ve sadece o eylemi yaparsak sadece gideriz ve huzur içinde olabiliriz. Ve çalışmak bir zevk olabilir. Ama gerçeklerle tartışırsak bu inançlar birikir. Bir inanç daha büyük düşünce başka stresli bir düşünce başka bir stresli düşünce üzerine ekleyerek bu şekilde biz çalıştığımız ortamı bir cehennem haline dönüştürebiliriz. Ve orada artık bu huzur ve kendimiz olma imkanı olmayabilir. Sadece bir düşünceye inanmakta. Bir de başarılı olmak bizim için çok motive eden bir düşüncedir. Fakat gerçek anlamda başarı nedir? Biz bunun üzerine bir atölye çalışması da yapıyoruz. Yani Byron Katie diyor ki hepimiz hayatta üç şey yapıyoruz. Ya ayakta duruyoruz, kalkıyoruz, oturuyoruz veya yatıyoruz, yatay olarak uzanıyoruz. Ve başarılı olsak yani kendi o kavramda
aynı şekilde oturacağız ve yatıp kalkıp oturuncaya kadar duracağız diyor. Yani hiçbir şey değişmiyor anlamında söylüyor ve gerçekten doğru. Bu sadece bir kavram ve bu kavramı bize için şunu söylemekte söylüyor bir de Bariketi. Bu dünyada yaptığımız iş ikincildir diyor. Burası sizin sadece kendinizi yargılamanız, sorgulamanız ve tanımanız için bir yerdir. Yani başka bir amacı yok. Gerçek işiniz ise diyor, olanı takdir etmektir, yani sevmektir. Ana mesleğiniz de, yani ben işte mühendisim, doktorum, işte şuyum, eczacıyım falan şeklinde değil. Ana mesleğiniz de diyor, düşüncelerinizde net olmaktır. Yani net olmak ne demek? Sorgulamak, yani sorgulayarak bunun doğruluğunu teste sahip olmak. Yani ben de aynı şekilde düşünüyorum. Gerçek başarı nedir? Düşüncelerimizi sorguladığımız zaman gerçek başarıya yapıyoruz. Düşüncelerimizde net olduğumuz zaman neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ve o zaman kendimizde olma fırsatını buluyoruz. Yani kendimizde olmak benim için ne demek? Benim için sürekli süren bir barış hali, huzur hali ve neşe hali. Yani bu neşe çok önemli bir unsur. Ben iş hayatımda yaparken bunu zevk alarak yapabiliyorum. Neşe içinde miyim? Yani neşesiz olduğum zaman zaten düşüncelerime inandığım zaman kim oluyorum? Yani acı ve stres çekiyorum, kaygılanıyorum, güvenemiyorum, keyifli olamıyorum. O kadar çok şey geliyor ki, halbuki bir düşünceyle, o düşünceye inanmasam kim olurdum? Barış içinde olurdum, koşulsuz kabul halinde olurdum. Kendimi olduğum ve olmadığım gibi severdim. Yani koşulsuz sevgi ve ne yaparsam yapayım, sevgi eyleminden gelirdim. Yoksa bir mecburiyetten, yani ben çalışmalıyım, yapmam gerekli veya yapmamam gerekli şeklinde değildir. Bir de önemli, iş yerini çoğumuz para kazanmak veya iş yapmak değil, insanlarla çalışmak değil, başkalarını etkilemek veya onlara saygı duymak ve onlardan saygı beklemek gibi görebiliyoruz. Bu da tamamıyla bizi kısıtlayan bir düşünce. Eğer buna inanıyorsak, eğer başkalarından onay bekliyorsak, bu imkansız bir şey. Çünkü bu onayı hiç kimse bizden başka kendimize veremez. Ve o zaman da biz bütün özgürlüklerimizi başkalarına havale etmiş oluruz. O bizim sorumluluk alanımızdadır. Hepimiz yani bu bizim zaten doğal halimiz. Yani özgür olmak. Biz kendimiz olduğumuz zaman tamamıyla özgürüz. Ne istersek de o bizim için mevcut. O zaman ne demek? Yani kısaca özetlemek gerekirse, kendimizle olmak sonsuz, bu evrende mevcut olan, bizim hakkımız olan mutluluk, neşe, barış, huzur halini yaşamaktır. Gerçek başarı da budur. Onun ötesindeki her şey ikincildir. Tabii ki bu olacak, olmayacak anlamında değil. Bu da çok tekamülümüzde, büyümemizde bize çok destek oluyor, büyümemize sağlıyor. Daha değişik ufuklara geliyoruz. Eğer bize acı veren, stres veren bir düşünce olduğu zaman tek yapabileceğimiz şey bunları sorgulama odasına almak ve sorgulamak. Bu da çok basit bir şey. Sadece bu konuda açık ve dürüst olmamız yeterli. 4 soru ve tersini çevirmelerle bunu yapabiliyoruz. Benim deneyimime göre bu çalışıyor. The Work çalışıyor, çalışma çalışıyor. Ve başkalarında da gördüm. Onlarda da çalıştı. Ve bu konuda ben herkesi iş hayatında veya çalışmayan, iş hayatında olmayan herkesi bu konuda The Work'ü düşüncelerini sorgulamaya davet ediyorum. Bunun için illa da belli bir yaşta olmanıza gerek yok. Bunları okul çağlarından başlayarak veya iş hayatının başında veya ortasında bile olsanız, nerede olursanız olun, her zaman yapabilirsiniz. O kadar basit, bu düşünceleri sorgulayarak o sonsuz neşe haline gelmeniz ve sizlere bu konuda deneyimlemeye ve eğer
desteğe de ihtiyacınız varsa bu konuda bizim atölye çalışmalarımıza katılmamızı öneririm. Bu konuda değişik çalışmalarımız var. Olanı sevmek gibi ve diğer ilişkiler gibi, bu iş ilişkileri olsun veya iş yerinde kendin olmak, gerçek başarı nedir şeklinde bir sürü kurslarımız var. Ve bu kurslarda yani neye inanıyoruz? Bilgiden öte biz şunu öneriyoruz. Bilgi ancak eylemde olduğu zaman bilgeliğe dönüşüyor. Yani farkındalık aracılığıyla. Bu hepimiz için mevcut bir şey değil. Ulaşılacak bir nokta değil. Sadece bunu bu dört soru ve tersini çevirmelerle düşüncelerimizi sorgulayarak, farkında olarak sağlayabiliriz. Ve bu konuda hepinizi davet ediyoruz. Bu tekli ortamda, konuşma ortamında tabii ki soru cevap şeklinde olamıyor maalesef. Benim bilmiyorum zamanında tam olarak net olarak tutmadım ama bu akşam için söylemek istediklerim bunlar. Hepinize sevgi, kucak dolu sevgiler. Sizlere seviyorum ve umarım bu da bir katkı olmuştur. Size her zaman da her daim olan kendiniz olmanızı tavsiye ediyorum ve hayatta neşeli, bol neşeli günler diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, kendinizde kalın, özde kalın, hoşça kalın.